MySoul'u geliştirirken oyuna yüzme mekaniği ekleyecektim. Hatta geçen günkü yayında da bunu sizinle birlikte yapmayı denedik. Ama her denememde öyle ya da böyle bir şekilde tam olarak istediğim sonucu elde edemiyordum. Daha öncesinde bir şekilde çalıştırmayı başarmıştım. Hatta kodlar da elimdeydi. Şimdi ise nedenini bilmediğim bir şekilde aynı kodlar çalışmıyordu. Ondan sonra chatten o kutsal tavsiye geldi. ChatGPT ile biraz flörtleştikten sonra bana nasıl kodlamam gerektiğini söyledi. Başladım onun söylediklerini teker teker yapmaya. Adım adım söylediği her şeyi yapmama rağmen mekanik çalışmadı. Yayının sonuna doğru telefonumun şarjı bittiği için gösteremiyorum. Ama burada sinirden pop filtre kemiriyorum. Yayına daha fazla devam edebileceğim mentalim kalmadığı için de kapatıp artık internetten rehberlere bakmaya başladım. Şimdi tam olarak istediğim mekanik şuydu. Karakter suya yürüyerek girdiğinde su ensesine gelene kadar etkilenmeyecekti. Ensesi su hizasına gelince yüzme moduna geçecekti. Suya dalış yaptığında da tüm ivmesinin ve hızının anlık olarak durması gerekiyordu ki sadece boynuna kadar suya girsin. Ne suyun altında ne suyun üstünde. En başta karakteri yüzebilen bir cisim olarak kodladım. Mantıken bunun çalışması gerekiyordu ve hali hazırda motorun içindeki su sistemini kullanacaktım. Hipotez de kolaydı yani. Ama şöyle bir sorun vardı. Karaktere fizik uygulamam gerekiyordu ve bunu yaptığımda karakter hitboxından dolayı sürekli devriliyordu. Ayrıca karakteri kontrol edemiyorduk. En ufak çarpışmada uçuyordu. Yani bunu kesinlikle kullanamazdım. Line trace'leri de kullanamazdım. Tutarlı olması için event tick kullanmam gerekiyordu. Event tick kullanmadan animasyon her adımında bir trace kullansam bu sefer de tutarlılığını kaybediyordu. Küçükken bir ara hep illüzyonist olmayı istemiştim. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. İllüzyon sanatının olayı seyircinin yani müşterinin gözünün önünde olanı gizleyebilmektir. Benim öyle bir el çabukluğum yok ama cisimlerin görünürlüğünü oyun içinde kapatabiliyorum. Bu da bana şöyle bir fikir verdi. Görünmez bir cisim her şeyi kontrol edecekti. Spider-Man oyununda olduğu gibi. Karakterin ensesine bir küre ekledim ve oyun içinde görünürlüğünü kapattım. Su sistemini ve fizik materyallerini kullanmadığım için buradaki su aslında bir blueprint. Şimdi karakterin ensesindeki kutsal küre suya dokunduğunda yüzme moduna geçecekti ve teması bitirdiğinde moddan çıkacaktı. Karakter suya atladığında anlık olarak hızını sıfırlamak için de hareket modu eğer düşüyorsa önce non, sonra flying olacaktı. Bütün yüzme mekaniğini zaten flying hareket moduyla yapmıştım. Swimming hareket modu birinci şahıs için güzel ama üçüncü şahıs için yeterli yaşam kalitesi vermiyor. IQ'yi de kapattıktan sonra mekanik mükemmel çalışıyordu.